Evet, bayanlar baylar, Sniper Elite 5'in 12. bölümüne yani final bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bir serinin daha sonuna geliyoruz. Önceki bölümde Yoshiba adlı bir generali öldürmüştük. Şimdi ise Möller abimizi artık öldürme vakti. Bakalım nasıl final nasıl olacak, nasıl bir final yapacağız, neler olacak, neler gelecek başımıza hiçbir bilgim yok. Daha fazla lafı uzatmıyorum. Lütfen videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın dostlar. Haydi hızlı bir şekilde başlayalım ve başımıza neler gelecek görmüş olalım. Evet. Şimdi dostlar dostlar. Yeteneklerimiz açılmış yine ne oldu? İki tane yetenek puanımız gelmiş. Hızlı tuzak diyor. Harp doktoru yap hocam. Yap. Şimdi Yoshiba'yı öldürdük. Diyor ki ne diyor? Müttefik bombalama U-Boat P'ne giden kanalizasyon ortaya çıkar diyor. Oraya doğru ulaşacakmışız şimdi. Zaten önümüzü bayağı bir şey yaptık, temizledik. Orada biri var, bir dakika. Resistance were right. They've locked down all the gates. If I'm getting in these pits, it has to be from the sewers. Hadi göster bana o kelleni. Ay. Güzel. Güzel. That's the sewers. Once I go in, Kraken's my target. Geliyor. Uf, sağ ciğer gitti dayı. Aman yeğenim, dur bakayım, sakin ol. Nerede lan? Abi aşağı inmiş ya lan. Gelen delik deşik ederim, rikt lan. Heh. Güzel. Möller, yaktım çıranı, gel. I'm in. Just past these sewers is Kraken. It's now or never. Gotta finish this.
map of the facility. Looks like he cracked his pants under lockdown. Going to have to get creative. Facility's got multiple pens. They're all being used for cracking, but the final pen's locked up tight. If I start to take this place apart, final area will open up. Neymiş la böyle? Ne şimdi susturucu mu var birader? This fellow's got something. Sorg einfach dafür, dass niemand in die Nähe der Waffenkammer gelangt. Die Resistenz ist in der. Du. Was? Moment mal. Ich mach ihn schon. O ne? Cephane anahtarı diyor. Güzel. U-boat's refueling. I take out those fuel valves. The whole fuel line will blow. Ana. Güzel, 4 kişi daha yedik. Bunu daha ver. Bakacağız yani. Crane's loading explosives. I find the controls. Makes it look like an accident. Sink this U-boat into the bargain. Whoop. Mermi parçalandı be. Güzel, sadece yer gitti. Güzel. Çevir hadi oğlum, hadi Karl. Senin o sinek gözlüğüne tüküreyim ben, senin o sinek gözlüğüne. Ne yaptın lan? Ne ya, fark etmez zaten, salla. Direct route to the fuel lines. Bunu versene ya. Looks like an explosive combination. Dur, şuradan geçeceğiz. Wow. Hop. Ay.
Ense. O da geliyor. Kaçırmam. Ay. Güzel. Şimdi şuradan çıkarsak abi yolumuzu bulacağız artık. Haydi bakalım, bismillah. Haydi oğlum. Bırakın, bırakın. Kaldı. Allah lan. Gizli U-Bot kalemini araştırın. Ay. Geliyor. Haydi bakalım. Ciğerini alırım, ciğerini. Üf, şu hissiyat müthiş ya. Hit ediyor ya şöyle, bam. O ne lan? Ver lan, ver. Manyak. Hadi bir tüfek mermisi ver, helal. Sen adamsın ya. Nerede lan? Biliyor. Hadi. Lan oğlum. Seni bile bile o tabancayla vuracağım. Acı çek orada gerizekalı senin. Geç bakayım. Hadi oğlum, hadi Karl. Oh. Not done yet. Gotta take care of both of them. İkisiyle de ilgilenmemiz lazım diyor. Nerede gördün lan beni? Abu. Tam 12'den. Kaç oğlum, kaç. Bura patlayacak, kaç. Bir dakika, bir şey yapacağız burada, ne yapacağız? Raken yakıt sistemini sabotaj et. Ne haber lan? Üf, bu iş gitti.
Dakika, dakika. 4 9 metre. Tamam, şimdi. Etkinleştir bakayım. Güm. Kaç hocam? Kaç 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 kaç. Time to get clear of the blast and watch the fireworks. Yani acilen gitmenin vakti. Aman 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 aman. Çabuk 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 çabuk. Alandan ayrıl çabuk. Hop 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 hop. Hadi abi, hadi abi. Seni şerefsiz. Ha. O zaman acele et. Hadi Karl. Beni çabuk tut. Ne yapacağız ya? Take the shot. You can't let those subs launch. Şunu versene bana abi. Güzel. Hadi. Hazır. Gotta stop them here. Geliyor. Oy oy oy, vurduğunuz yere bak. Yes. Güzel. Thank God you got there in time. I still don't know how you managed it. How many Nazi super weapons have you kiboshed now? That's classified information. You're no fun anymore. Yeah, I got family in Washington. You saved their lives today. Couldn't have done it without you and your men, Lieutenant. Well, I was just following orders, Fairburn. I don't know if you're laconic or stoic or just downright odd. But I'm glad you're on our team. Kraken's at the bottom of the ocean where it belongs. But Mahler didn't go down with his ship. He's probably halfway to Berlin by now. Well now, funny you should mention that. Turns out Marie has heard from our contact at the chateau that they're packing up to leave. And Mahler is there. Aha. Hadi. Can I give you a lift? Seni götürmemi, yani taşımamı ister misin diye, asansör verebilirim diye bir şey demedi de. Götürmemi ister misin gibi bir anlam çıktı. Ha, Müller'in işini bitireceğiz yani, öyle mi? Güzel. Şerefsiz derim. Fairburn has managed to succeed where bombing runs failed. The Nazi collaboration with the Japanese to assault America has been stopped in its tracks. However, Abelard Mahler remains at large. Verdammter Scharfschütze! Jahrelange Arbeit in Flammen aufgegangen! Ich bin erledigt! Dieser Wurmvogel ist auf sich allein gestellt. Soldat, alles in die LKW laden. Ich habe Freunde an Orten, an denen mich nicht mal der Führer findet. Der Krieg wird für mich nicht mit einer Schlinge um den Hals enden. Ich schätze es, Sammy.
Evet, güzel. Yarım kalmış işler. Artık bir Müller'in işini bitirme vakti geldi dostlar. Operation Kraken is finished. The Nazi plan for an attack on America is over. But Möller, slippery bastard that he is, escaped Saint-Nazaire. We've tracked him back to Chateau de Berengar. And I've got a bullet with his name on it. Haydi bakalım. Ne oldu? Elini dağıtıyorsun koçum. Kanıtları yok ediyor bak. Şerefsiz vay. Got him. Getting ready to cut and run like the weasel he is. It is quite some distance, Fairbairn. Watch this. Başlıyoruz ha? Tek vuruş. Nerede dayı o? Mahler, there you are. Time to finish this. Geliyor oğlum. Bu işi bitiriyoruz. Geliyor. Yanağından, burnundan. Ay. Away you go, good riddance. Aynen öyle. There's more where he came from. So, what next? Well, Charlie here owes me a drink, and Paris won't liberate itself. And after we single-handedly liberate Paris? Who knows? War's not over yet. Öyle mi? Müller'i de bu şekilde hızlı bir şekilde bitirmiş olduk işini. Anlaşılan arabaya falan binecekti de ben çok fazla uzatmak istemedim. Finali yapıyoruz artık. Böyle tüfekle 100 metre veya daha fazla mesafeden öldürün. Tam 100 metre üzerinden öldürdük abi şu an. Operation Kraken and Abelard Möller are no longer a threat to the Allied war effort. Awaiting new orders for Lieutenant Carl Fairbairn. Vay, Sniper Elite 5. Fransa güzel. Evet. Biraz daha yeni bir şeyle sonlamayla yapmışlar bunu. Atla hocam burayı. Evet, yarım kalmış işler. Ne diyor? Yarbay olarak mı bitirmişiz şu an? Güzel. What? Ha, bitirdik hocam zaten. Bitmedi mi zaten? Ne bu? Ha. Kurt Dağı. Bu sanırsam şey ya. Bu Hitler'i vurduğumuz bir görev olması lazım. Paket ne kadar ki? Neyse ben bir pakete bakayım. Şeye. Neydi o? Paket ne kadar? Nedir ne değildi? Bu ne lan? Komuta direklerini düşman alanına karşı koruyun. Ha, bunun şeyi de var. Mutsi de var. Doğru. Mutsi nasıl ki acaba ya? Yani merak ediyorum da. Neyse. Dostlar valla bu şekildeydi. Umarım siz zevk almışsınızdır yani izlerken. Hoşunuza gitmiştir. Valla oyun güzel. Ama oyunun en büyük eksisi, en büyük eleştirildiği nokta yine ben ilk oyuna başlarken de söylemiştim. Yapay zekası rezalet. Yani berbat ötesi cidden. Nasıl vurduğumu gördünüz yani hani sniper oyunu oynamamış birisi bile 1-2 bölüm oynadıktan sonra 1-2 bölümü geçtim. 1 bölüm oynayın. Çatır çutur böyle kafadan habire vurmaya başlarsınız yani o derece söyleyeyim. Aşırı rahat. Yani adam nereden bakarsanız 30 metre mesafeden çok rahat bir şekilde vuruyorum yani.
Ki bu 100 metre de dahil yani göstergeler falan çok çok basit. Valla oyun aslında güzel. Geçtiği mekanlar falan çok çok böyle özenmişler yani harita tasarım falan. Mekan tasarımları benim hoşuma gitti. Grafikler de güzel. Ama ne bileyim hani hikayeye biraz daha bir odaklanılabilir. Ne bileyim yani bu şey artık Sniper Elite tutuyor diye artık nişancı oyunları tutuyor diye Rebellion habire bunu yapıyor ama 6. oyunda bize farklı bir şekilde çıkması lazım karşımıza. Ki ben 4. oyun İtalya'da geçiyor. 4. oyun oynamadım ama onu da oynamayı düşünüyorum. Çünkü 4. oyun şey dediler hani 4. oyuna 5. oyun sistem tamamen aynı. Kopyala yapıştır yapmışlar diye duydum. 4. oyun oynamadım ama İtalya'ya gideceğimiz için beni bir tık daha çekiyor yani. İtalya'da oynayacağız işte. Şimdi bu oyunda Fransa'ya gittik. Fransa'daki saldırıyı engelledik. Yapılacak olan saldırıyı. Tabii işte bunda New York, Boston ve Washington olan yapılacak saldırıları da engelledik bu oyunda. Ama dediğim gibi bir tık daha böyle özenilebilirdi bence. Hani artık şey yani nasıl olsa oyuncular bunu yiyor. Oynuyor abi hiçbir sıkıntı yok. Ben yine aynı 5. çakayım ismini de Fransa yapayım. Az da şöyle mekan tasarımlarını özeneyim. Ama yapay zekayı çok özenmeyeyim. Düşüncesiyle bence hareket edilmiş bir oyun. Ama zevkli mi? Zevkli. Ben bu oyundan zevk alıyorum. Yani açıkçası ben Sniper Ghost Warrior mu deseniz hani o FPS bakış açılı. O biraz daha böyle sınırlı. Habire şeyle oynuyorsunuz hani. Hep sniper. Ondan sonra etrafımı ben göremiyorum. Mesela ben sniper oyunlarında böyle karakterimi de görmek istiyorum ki hani daha böyle iyi adapte olabileyim. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Ha, Ghost Warrior 2'yi oynadım ben bu kanalda. Birinci de oynadım ama onu atacağım yakın zamanda. Ama bence Sniper Elite beni bir tık daha çekiyor. Bilmiyorum hani daha çok hoşuma gidiyor. O X-Ray olayı falan var ya o beni biraz daha böyle içine çekiyor. Yani hoşuma gidiyor. Güzel yapıyorlar yani onu. Tam neresini vurduğumuz adamın işte iç organları falan gözüküyor. Ne taraf patlıyor ne taraf kırılıyor. Hani bunları güzel yapıyorlar harbiden. Ama bir sonraki oyunda daha bunun şeyini açık kapısını bıraktılar zaten. Bunun artık şey suyu çıkıncaya kadar Rebellion anlaşılan bunu yapacak. 6, 7, 8, 9, 10, 15 neyse. Çıkabildiği kadar çıkaracak veya farklı bir isimle çıkarır. Ama dediğim gibi güzel, vakit geçirmelik güzel bir oyun oldu. Bizim için değişiklik oldu. Uzun zamandan beri yeni bir oyun oynayamıyordum ben hani oyun arayışındaydım. Güzel en azından böyle biraz bir mekan tasarımı olsun, vuruş hissiyatı olsun bir tık daha özenilen bir oyun olmuş. Ama hikaye açısından benim için tırt. Çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi yapay zeka kötü. İzlemişsinizdir, izleyenler anlamıştır zaten. Hani oyunu alacaklar. 550 lira tutup da Steam'e vermeyin abi. Ben bakın bunu söylüyorum. Ben buradan videoları ya oyunu oynayıp çekiyorum size atıyorum. Ben bunu Game Pass üzerinden oynadım. Game Pass ayda 30 lira hiçbir şey değil. Tutup da bu oyun 550 lira verilecek bir oyun değil. Bu arada oyun ilk ön sipariş açıldığında Steam'de 77 liraydı. O zaman aldıysanız şanslısınız. Steam'de zaten kalıcı olarak şey olacak oynayabilirsiniz. Ama dediğim gibi 550 lira bu oyuna kesinlikle vermeyin. Ben önermiyorum. Onun dışında benim diyeceklerim bu kadar. Xbox Game Pass olanlar oyunu zevk alarak oynayabilirler. Makine çeviri olarak oynadım. Üzerine bunu zaten çalışmalar yapılıp daha düzgün, uygun bir Türkçe yama ile oynayabilirsiniz ilerleyen zamanlarda. Zaten gruplar bunun için çalışıyor. Benim diyeceklerim bu kadar dostlar. Umarım ben iyi oynayabilmişimdir. Size iyi bir şekilde seyir zevk yaşatabilmişimdir. Şimdilik benden bu kadar. Yeni serilerde görüşmek üzere. Lütfen video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.